12. ayın 30'unda son tarih olarak bildirilen alınması zorunlu bir belge olan psikoteknik değerlendirmenin. Bolu'da bir psikoteknik merkezi psikoloğu İsa Karahan, zorunlu hale getirilen psikoteknik belgesinin alma süresinin uzatıldığını belirterek sürücülere ceza yememeleri için bir an önce belgelerini almaları konusunda uyardı. Psikoteknik belgesi alma süresinin 2020 yılının 12. ayında son bulduğunu fakat sürenin uzatıldığını belirten Karahan, daha önce 7 defa uzatılan sürenin son kez uzatıldığına dikkat çekerek şoförlerin bir an önce belgeyi almaları gerektiğini vurguladı. Şimdi şöyle bir durum var. 12. ayın 30'unda pandemi dolayısıyla zaten o tarih uzatılmıştı. Tekrardan pandeminin pik noktalarına ulaştığı için bir uzatılma daha gerçekleştirildi. Ama bu uzatılmada şöyle bir fark var. Daha önce 7 kez uzatıldığı için bu 8. kez uzatıldığında ve buradaki alanların kendilerini farklı konumlandırmaması için almayanlar tarafından değerlendirdiğiniz zaman işte devlet zaten uzatır, zaten pandemi var düşüncesinde olmaması için devlet bu ibareyi 6. ayın 30'undaki ibareye son kez yazdırmıştır ve tüm şoförler cemiyetine ve 81 il emniyetine ve jandarma birimine gönderilmiştir. Zaten şu anki süreçte de 12. aydan 6. aya kadar olacak süreçte zaten emniyetimiz ve jandarmamız da gerekli tüm kontrollerde bu belgenin alınması için gerekli uyarıları yapıyorlar. Aynı zamanda Polnet'te bu sorgulanıyor. İsa Karahan, pandemi kuralları çerçevesinde vatandaşları randevusuz kabul etmediklerini söyledi. Şimdi bizim Türk vatandaşında klasik bir algı vardır. İşte son güne kadar bekleme algısı. Mağduriyetin yaşanmaması için özellikle pandemi kuralları çerçevesinde de hayatımızı sürdürdüğümüz için önceden randevu alınmadan hiçbir şekilde test almıyoruz. Bizi diğer kurumlardan ayıran da şöyle bir artımız var. Sonuçta pandemi döneminde olduğumuz için çift makinemiz olduğu için teste gelen vatandaşlarımızın herhangi bir mağduriyet yaşamaması açısından da bekleme sürelerinde daha minimize seviye düşürmek açısından bu çift makinenin bu pandemi döneminde ne kadar yararlı olduğunu bir kez daha anlamış olacağız. Özellikle benim şoför arkadaşlarımıza tavsiyelerde bulunacak olursak son güne bırakmamaları, ellerinden geldiğince zaten çalışma saatlerimiz belli pandemi kuralları çerçevesinde. Bu saatler içerisinde randevu alarak aynı zamanda da iki psikoloğumuz, iki makinemizle birlikte en kısa sürede bu belgelerin tamamlamalarını rica ederiz. Karahan, psikoteknik belge ücretinin 2021 yılında 250 lira olduğunu ve ceza oranlarında artış yaşandığına dikkat çekti. Aynı zamanda da şimdi belge ücretleri de yeni yılla birlikte tabii ki zamlandı. Geçen sene 220 liraya verdiğimiz belge ücreti devletimizin çıkartmış olduğu yönetmelik gereğinde 250 lira olarak belirlenmiştir. Aynı zamanda da devlet hastanesine giderse 50 lira bir ücreti var. Özel hastaneye giderse de 80 lira bir psikiyatri onay ücreti var. Aynı zamanda da cezalarımız da tabii ki zamlandı. Yeni yılla birlikte de 1180 lira psikotekniğin cezası var. Mağduriyet yaşanılmaması adına 250 lira verip 5 yıl geçerli olan belgeyi almak daha mantıklı. Tek seferde 1180 lira yemektense bu açıdan düşünebilir. Tabii şöyle de bir durum var. Şimdi biz 2020 12. ayına kadar verdiğimiz belge sayısı hemen hemen 2000'lere ulaştı. Diğer kurumlarla birlikte tahmini bir rakam ortaya çıkarttığımız zaman da bu rakam 3000 kişilerde falandır. Ama şöyle bir durum var özellikle bölgemizle alakalı. Kapıkule'den çıkan iki araçtan bir tanesinin plakası 14 ya da 81. Bölgemiz lojistiğin merkezi olduğu için almayan birçok şoför arkadaşımız var. Cezaya mağdur kalmaması için bir an önce gelip burada pandemi kuralları çerçevesinde testlerini tamamlayabilirler. Biz de elimizden geldiğince şoför arkadaşlarımıza yardımcı olmaya çalışıyoruz. Yönergelerimizi anlamadıkları noktada tekrarlıyoruz. Hep birlikte bu süreci, pandemi sürecini şoför arkadaşlarımıza desteğimizle birlikte tamamlamayı düşünüyoruz.